Otosiyer'den herkese merhaba. Ben Meriç Türkbükmaz. Yanımda Can'la beraber. Selamlar. Biraz ara verdikten sonra... Uzunca bir yoldan geldik. Ford C-Max'ın testi için bu kadar uzun yol teptik. Evet. Grand C-Max ve makyajlı. Aston Martin tasarım çizgisine uydurulmuş versiyon. Evet. Kompakt aile aracının arkası sürgülü kapılı olan versiyonu ve 3. sıra koltuklar da var. Aile arabası deyince tabii MPV. Neydi açılımı? Ejnebice Multipurpose evet. Vehicle. Çok amaçlı. İşte. Ne amaçlı? Yolcu mu taşırsın? Daha fazla bagaj mı? Öyle öyle. Bu model 7 kişilik öyle değil mi? Evet. Ruhsatta da öyle geçiyor olmalı. Biz şu anda bu kayıt esnasında görebiliyorsanız arka tarafta orta koltuk sağ ikinci sıranın altına gizlenmiş durumda. Evet. Arkaya geçişi de kolaylaştırıyor bu şekilde. Tıpkı Mercedes R serisi gibi veya evet. Başka büyük vanlar gibi 6 kişilik de kullanabiliyorsunuz. Evet. Eğer ortadan geçemem dersen ergonomik koşullardan dolayı koltuklar öne doğru da geliyor. O şekilde tabii. De geçebiliyorsun. Kapılar zaten sürgülü. O çok kolaylaştırıyor her şeyi. Bagaj kısmındaki koltuklar dar. Evet. Kısa mesafeler için düşünülmüş. Çocuklar için. Çocuktan ziyade büyük oturursa da sığabilsin diye orta sırayı öne almak mümkün olmuş işte. Evet. Diz mesafesi ayarlanabilir. Rahatsız edici değil. Arka koltukta sunduğu oturma alanı kabul edilebilir. İşte çok iri insanlar değiliz ama 1.82 boyumla ben sığıp içinde rahat seyahat ettim. Aşina olduğumuz bir araba, tanıdık bir araba. Çünkü evet, 2015'te makyajlandı. Evet. Bu sync sistemi geldi. İşte direksiyon simidi değişti. Orta konsolda ufak değişiklikler yapıldı. Meriç, hissedilen kadarıyla değişiklik simitten ibaret değil. Evet. Arka plandaki mekanizma da değişmiş. Otomatik park sunabilsin evet. Diye. Dikey ve paralel park sırasında buradaki düğmeden yapabildiğimiz bir özellik. Bize sadece şey bırakıyor sanırım, gaza ve frene basma görevlerini bırakıyor. Onu da denedik. Onda da işte ne kadar yavaş hamleler yaparsak o kadar güzel, düzgün park ediyor. Tabii. Biraz da teşvik ediyor seni kedi, köpek, kuş tabii. Ezmemeye. Bu sisteme imkan tanıyabilsin diye normal hidrolik tertibat yetmiyordu. Elektrik tabii. Desteği kullanmış. Elektrohidrolik dediğimiz. Evet. EHPAS veya genel bilinen adıyla. Direksiyon hissini eski Ford'lardaki sportif tat sunan direkt direksiyon hissini kaybetmiş. Ama ona rağmen Can, ben yani Fransızlardan gene de daha hisli olduğunu söylememiz lazım. Japonlardan keza. Gayet güzel bir ayar tutturmuşlar. Evet. Ben bu arabanın rekabet edeceği, şimdi klasman itibarıyla bu araba sınıfında çata çat Scenic'le yıllarca rekabet etti ama artık Scenic bildiğim kadarıyla gelmiyor Türkiye'ye. Onun yerine ihtimal dahilinde işte ülkedeki ekonomik koşullara göre siz belki bu videoyu izlerken belki de çoktan anda, gelmiş olur. Evet, şu anda Avrupa'da satılıyor ama Türkiye'de satışı yok. Yok. 1.6 litre engeli var. Yoksa daha geniş iç hacimli van çok Türkiye'de ama 1.6 litrelik hacme boyun eğiyoruz. Bu arabada hacimden kurtarabilsin diye turbo şarjla desteklenmiş benzin motoru ve otomatik şanzımanın kombine evet, edildiği bir model. 1.5 EcoBoost 182 beygir. Evet. Torku da dizellere yaklaşan cinsten. Gerçi şu anda yeni dizel motorlarda 320 Nm torklardan bahsediyoruz. Bu arabada 240 Nm maksimum tork değeri. Motor her devirde dolu. Turbo boşluğu evet. Hissettirmiyor. Bununla birlikte şanzımanla uyum içinde çalışıyorlar. Evet. Ağır gövdesine rağmen kalkışlarda, hızlı kalkışlarda şanzıman bocalamıyor. Evet, şanzıman power shift değil, normal 6 ileri klasik tork konvertörü. Doğru vitesi güzel seçiyor. Bakınca genel olarak arabanın rekabet ettiği modeller genelde mütevazi performans beklentisi üzerine şehir içinde işte kullanacak versiyonlar olarak ayarlanmış. Küçük motoru kim ne yapsın uzun yolda diye düşünmüşler ama yüksek gövde, yüksek ağırlık ve yüksek taşıma kapasitesiyle birlikte bu tehlikeli bir oyuna dönüşüyor. Bu araba sürüş hakimiyetinden taviz vermiyor. Evet. Bununla birlikte olaya sadece şey diye bakmamak lazım. Süspansiyon sisteminin geometrisi sadece şey değildir. Yol tutuş veya ne bileyim ani manevra için emniyet tertibatı değildir. Aynı zamanda konforu da sağlar. Konforu da tabii yol bozukluklarında süper bir sönümleme sağlıyor. Ona göre geometrisini ayarlıyor lastiklerin her biri. Tabii. Şimdi bizim de hissetmekte olduğumuz gibi viraj alırken dönemeçlerde arabanın içindeki yolcuların huzursuz olmamasını aynen öyle, sağlayabiliyor. Evet. Gövde kontrolü iyi olduğu için tabii. Sallanmıyor ani manevralarda ki bu zaten şeyde de destekleniyor. Sizin direksiyon yani, hakimiyetinizde bu konudaki başarısı premium üreticilerle kıyaslanır rahatlıkla. Daha önce iki serisi incelemiştik BMW'den. Çirkin olanı öyle değil mi? Evet.
2 serisinin biliyorsunuz bir 3 kapılısı var, bir de aktif BMW turları var. BMW severlerin pek sevmediği, neden böyle bir girişimde bulundu diye şikayetçi olduğu bir model ailesi o da. Yani ses yalıtımı, sürüş kalitesi, konforu onunla yarışır. Evet. Donanımı da öyle. Evet. Peki fiyatı yarışıyor mu? Can, şimdi tabii BMW premium segmentte olduğu için biraz daha fiyat farkı var. Hmm. Ama motor hacimleri aynı. BMW'de 3 silindirli motor vardı. Bunda 4 silindirli daha da güçlü bir motor var. 182 beygir. 2 serisinin benzinli otomatiği artık Türkiye'ye gelmiyor. Dizel olarak satıyorlar. Evet. Bu arabanın da dizel otomatiği yok. Dizel otomatiği var. 1.5 TDCi. Hmm. 120 beygir. Güzel. Onda power shift şanzıman kullanılıyor. Eyvallah. O da var. Eyvallah. Ama fiyat onda daha da artıyor. Şu an bu test ettiğimiz model 2017 model yılında zamlı haliyle 120 bin lira titanyum donanımında. Peki. Üstünde opsiyonlar var. Xenon far, işte navigasyon sistemi, otomatik park yardımcısı, şerit takip sistemi var. Kör nokta uyarı sistemi var. Bunları ekleyince can 150 bin liraya falan çıkıyor fiyat. Sadece xenon far demekle geçme. Farın aydınlatması harika ve viraja adaptif. Dönüşe duyarlı mercekler var. Direksiyonla beraber çalışıyor. Hakikaten dediğim gibi yani bu arabanın doğrudan rakibi BMW 2 serisi olmuş. Aynen. 2 serisi aktif tourer olmuş. Ben onda da çok memnun kalmıştım kullanımdan. Bu gövde içinde, minivan tasarımlı modeller içinde en güzel araba şimdiye kadar 2 serisi diyordum ama bu ikisi şu anda yarışacak kıvama gelmişler. Meriç, arabadan şimdiye kadar hep bahsederken teknik özellikler üzerinde durduk. Açıkçası bahsedilmeye de değer şeyler çünkü klasmandaki emsallerinden ayrılıyor ama bu sınıfın müşterisi genelde arabaya mobilya gözüyle bakan insanlar, tekerlekli oturma odası. İç donanım Ford özellikle Sync sistemi üzerinde duruyor ama evet. Söylemek istediğin, paylaşacağın bir şeyler var mı? Kocaman ekran arkasında neler olup bitiyor? Can, şimdi makyajla beraber bunun ekran ebatı da büyüdü. Konumu da güzel yapılmış. Evet. Buradaki tuşların ergonomisi falan da gayet başarılı. Bu eski nesil Nissan Primera'da ödül alan tasarıma çok benziyor. Tabii. Böyle açılı yerleşim. Açılı yerleştiği zaman tabii çok daha kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela şuraya bir tuş koymuşlar. Direkt geceliğin gözü rahatsız etmesin diye. Çok iyi. Kolaylıkla kapatılabiliyor. Dokunmatik ekranı koymakla beraber ki burada klima kontrolü var. Evet. Esas klima kontrollerinden vazgeçmemişler. Evet. Ben bunu çok takdir ediyorum. Ve o da değişti. Önceki makyajdan farklı olarak, makyajla beraber o da değişti. Evet. Tuşlar büyümüş. Biraz daha kullanım kolay hale gelmiş. Evet. Ama Sync 2 sistemi şu anda günümüzdeki sistemlerle geri kalıyor. Hı-hı. Çünkü Android Auto, Apple CarPlay destekleri yok. Evet. Biraz da bu dokunmatiğin hassasiyeti ve menülerdeki dolaşma, navigasyon falan biraz yorucu olabiliyor. Yine de muhtaç olmamak güzel. Yani kullanmak istediğin zaman tamam. Tabii. Bir şekilde dişini sıkıp kullanıyorsun ama klimanın ayarını kısmak için buraya mahkum etmemesi Ford'un bizi çok iyi olmuş. Yani Sync 2 sistemini Sync 3'e güncellemek isterdik ama donanımı yetmediği için bu sistemin CPU'su, GPU'su falan. Eyvallah. Sadece mecburen bu sistemle barışmak, anlaşmak gerekecek. Bir dakika, artık arabalarda yazılım güncellemesi geldi ha. Tabii. İçinde bulunduğumuz çağda. Garip günler. Neyse, bakınca kocaman ekrandan gözümüzü ayırıp kabinin genel içeriğinin birazcık zayıf olduğunu ben gözlemleyebildim. Hani malzeme kalitesi çizgisi güzel ama çizgisi tutmayan bazı parçalar, çapaklı yerler. Evet, çapaklı yerler. Koltuğun kenarında bel desteği dürtüyor. Aşağıda iki koltuklar rahat sayılacak halde olmasına rağmen küçük kusurlar nedeniyle viraj destekleri güzel ama küçük kusurlar nedeniyle arka koltuklar falan da rahat. Yine insan ya benim bedenimi, benim vücuduma göre şu an destekleri yeterli. Bazı çok şey şeyler, değil böyle çok geniş yayvan değil. Tabii. Tutuyor, sabit tutuyor biraz daha. Bazı şeyler daha ince düşünülebilirmiş. Anladığım kadarıyla o da bir sonraki jenerasyonda karşımıza çıkacak. Kontak anahtarının ki artık anahtar şey anahtar değil. Evet. Dijital kilit şeysiz. Eller serbest bir şekilde arabayı kilidi açabiliyor ve konabilmesi için böyle bir yer uydurmuşlar ama küçük bir yer, evet. Tıkır diyor, çıtır diyor. Bunu vitesin körüğüne ısırtmak daha iyi bir fikir gibi geliyor, sessiz sedasız. Orada da işte S'e takarsan sıkıntı olur. Öyle. Oralar evet. Falan sakat yerler. Cebinde duracak, eller serbestin olayı o. Arabayı tabii sürücü değişikliği sırasında cep de unutmamak lazım. Biz yaşadık. Sonra peşinden. Ben aldım gidiyordum anahtarı. Peşinden koşarız. Öyle mağduriyetler modern çağın getirileri. Bu arabada
ki tezahürleri zaten evet, minimum düzeyde kalmış diyebiliriz. Meriç arabanın hep içinde kaldık ama aslında dışarıdan da çekici tasarıma sonunda kavuşmuş. Evet, kullanırken göremediğimiz ama diğer insanların gördüğü dış tasarımda da bir değişiklik var. Göz kanatan oranlara sahip olmasına rağmen dışarıdan bakan insanlar için yine Aston Martin benzeri ön ızgara ve devamında. Aslında evet, Ford'un balta burun eski Taunus'lara gönderme olduğunu söylüyorlar evet, ama maalesef işte akıcı hatlar bu şekilde yorumlanmasına sebep oldu. Biraz daha toparlanmış. Arabanın kapıları sürgülü. Arka kapılar sürgülü olduğu için onların raylarının gizlendiği karakteristik bir stop çizimi var. Evet. Onu değiştirememişler. Dolayısıyla derli toplu tasarımıyla birlikte hani kapı kollarının yerinin yanlış olması dışında çok bir minivan olduğunu etrafa bağıran şeyi yok. Bence güzel gizlenmiş o. Öyle. Ona başka bir çözüm bulmak da pek mümkün değil yani. Tabii. İşte o yüzden değiştirememişler makyajla birlikte. O da sabit kalmış. Bu klasmanın müşterisinin özellikle dikkat ettiği şey arabanın ilgi çekici olmaması. Tasarımının dışarıdan çok gösterişli olması bir nevi handikap ama bu araba ilgi çekici olmayan şekilde şık görünmeyi başarabilmiş diyebilirim. Vallahi canım düşünüyorum da bu sınıfta ilgi çekici gözüken hiçbir başka model yok yani. İşte geçmişte vardı bazı modellerden fütüristik tasarımlar gördük bazı firmalardan yolda bakışları çevirten ama dediğim gibi müşterinin genel olarak daha sakin, daha itidalli kullanmak isteyeceği bir klasman. Bakacak olursak da fiyat etiketinin hakkını veriyor gibi duruyor. İşte kabindeki küçük bazı malzeme kalitesi, eksiklikleri, işçilik kusurları malzeme kalitesinden ziyade göz ardı edilebilir. Çok kullanışlı bir gövdeye sahip, çok kullanışlı bir kabine sahip. Fazlaca kapaklı, içinde eşya unutacağınız göz yok. Bu alanda rekabet bir ara evet, amacını aştı. Arabaların içinde eşya kaybeden oldu insanlar. Bu arabanın akıllı değişken koltuk düzeni, yeterince geniş bagaj hacmi, her alanda kullanılabilir oturma alanı ön plan çıkmasını sağlıyor. Daha geniş kabin var klasmanında, daha ferah. Ford'da da var zaten, S-Max tabii, var, Galaxy tabii, var. Tabii ama bu motor hacminde bu gövde kontrolünü, sürüş özelliklerini bu kadar kullanışlıkla bezeyen iki arabadan bir tanesi. Evet. Biri BMW 2 serisi, bir tanesi de Ford Grand C-Max. Dediğim gibi fiyatları bile rekabetçi olabilecek düzeydeyken potansiyel müşterilerin durup düşünmesini ben tavsiye ederim. Güzel araba olmuş. Bu arada bir dönüş yaptım. Direksiyonun hafifliği ve manevranın kolaylığını da gördüyseniz eğer. Evet. Elektrikli direksiyon işini iyi yapıyor. Gayet memnun edecekti birçok insanı. Sertleşmesi, bazı yerlerde tepkisinden taviz vermeden sert kalması belki hanımları şey yapabilir, düşündürebilir ama Ford'un eski hidrolik direksiyonun ayarını tutturmaya yakın sayılır. Ama tabii o dipten gelen şey hissiyatı, geri bildirim hissiyatı biraz kısılmış. Tercih edecek insanlara bunu da söylemekte fayda var. Motorun yani, aşırı torklu yapısına rağmen direksiyonda şey yok, tork dönüşü alabildiğini aslında az etkili. Hissettiğim noktalar oldu, onu söyleyeyim. İşte alabildiğini az etkili. Direksiyon tutamadığımız arabalar vardı. Tabii. Gaza basınca. O yüzden güvenlikten taviz vermeden işini yapan 180 beygirlik makineyi taşıyabilen bir süspansiyon sistemine sahip olduğunu bir kere daha altını çizelim. Meriç testimiz esnasında arabanın Türkiye'de önemli parametrelerden bir tanesi, satış başarısında etken olan benzinli motor dedik. Otomatik şanzımanla birleşince evet, ne düzeyde seyrediyor? Can ortalaması şu anda 10 litre civarında. Bizim test koşullarımız işte İstanbul trafiği, havalar biraz kabaca soğudu. Kabaca 50 kuruş diyebiliyoruz artık değil mi? Ne güzel. Kış lastikleri takıldı aracın üstünde. Onun da olumsuz etkisi illaki vardır. Matematik hesaplarımız kolaylaştı. Peki EcoBoost motor turbo şarjlı. Sabit gazda giderken bildiğim kadarıyla aşırı fakir karışımı kullanabiliyor. Evet. Uzun yolda aşağı çekmek mümkün mü? Sabit süratli sürüşlerde can 7 litreye falan indirilebiliyor minimum. Ama ondan aşağısı birazcık evet, fantazi boyutunda. Fantazi yani teknik verilerde Ford'un bildirdiği değerler fantazi boyutunda kalıyor dediğim gibi. Arabayı hem onlar işte teoride mümkün. Lastikleri çok şişirirsiniz, bomboş gidersiniz. Yakıt deposu da boşken tabii. O bile ağırlık. Yakıt tüketimi aşağı çekilir dümdüz yolda ama pratik hayat maalesef öyle olmuyor.
start-stop sistemi var. Yakıt tüketimini değil de Avrupa'da vergi kolaylığı sağlasın diye. Bizde dezavantajı akü masrafı olarak dönüyor. Evet. İstanbul trafiğinde özellikle akan trafikte kullanılması pek akıl kârı değil. Turbo şarj makinede. Kapatma yerine Allah'tan pratik koymuşlar. Bagaj kapağı elektrikli. Dışarıdan evet. Ayak göstererek de açılabiliyor. Sürgülü kapılar elektrikli değil yalnız mesela. Bu tarz araçlarda genelde böyle merkezi, herkesin erişebileceği yere bir tuş koyarlar. Evet. Onlar manuel, elle açılıp kapanacak. Araba çok ağır değil, rayında rahatlıkla hareket ediyor. İşte, mükemmel değil her şey. Ufak tefek bazı arızalar var ama hepsi kabul edilip yaşanabilecek şeyler. İşçilik kusurları dedik işte, parça aralıkları eşit değil. İşte bazı yerlerde çapaklar aslında kalmış. Aslında plastiğin kalitesi hoşuma gidiyor canım, güzel. Yumuşaklığı. Ama dediğin gibi örtüşme kısımları, işte buradaki çizgiler. Tabii. Sert plastikler, yumuşak illa değil. Sert plastikler de kaliteli, uzun ömürlü. Tabii. Malzemeyi tanıyoruz ama ufak detaylar işte. İç aynayı açıyorsun, ebeveyn aynasını. Dikiz aynasının görüşünün bir kısmını kapatıyor gibi. Evet. Çok basit şeyler ama arabanın sağında sonunda var. Hepsi kusur aramak isterseniz bulabileceğiniz düzeyde. Görüş bu demişken bu arada ön görüş şuradaki kelebek camı vasıtasıyla bayağı iyi yani. Hiçbir kör noktası yok. Arka kısımda da yok. Arka kısımda da yok. Aynı zamanda geri görüş kamerası da var. Evet. Arka kısım. Park sensörleri ön arka var zaten tabii. Bu donanımda. Aynalar kocaman. Bir de üstünde kör nokta uyarısı var. Tabii. Düzgün ayarlandığı zaman ama yine kör nokta uyarısını siz gördükten sonra açmış oluyor. Aynaları biraz daha dışa doğru ayarlamakta fayda var. Çok geniş, çok büyükler. Bir de üstüne işte dalgınsanız ışık yakarak sizi uyaracak şekilde ayarlanmış. Aktif güvenlik sistemleri arabanın üzerinde. Şerit takip sistemi var Can. Burada işte direksiyonu titretiyor ve düzeltme de yapıyor. Aktif şerit takip sistemi. Arabanın üzerindeki teknik donanım aslında yani şu an piyasaya o şekilde sürülmüyor ama otomatik pilota izin verecek düzeyde. Sadece bize yardımcı olacak şekilde minimum müdahaleyle bu sistemler taşınır halde. İleride yakında şeyler gelecek yeni C-Max'te tabii. Zaten yarı otonomun şeyini göreceğiz. Tabii. Farklı versiyonlar, farklı modeller göreceğiz. Ama işte ona düzgün yol sistemi de lazım ki mükemmel çalışabilsin. Dolayısıyla daha o sistemler için erken olan memleketimiz şartlarında bu araba işini gayet iyi yapacaktır. Hava yastıkları dört bir yanımızı sarmış vaziyette. Şey de var Can, acil durum frenleme sistemi. Herhangi bir tepki vermediğin zaman kendisi otomatik fren yapıyor. Diyorum ya, arabanın üzerindeki teknik donanım bir küçük ek mi diyelim. Hı-hı. Dışarıdan yapılacak elektronik kafa karıştırma müdahalesiyle arabayı otomatik kullanmaya ayarlayabileceğimiz tabii. Düzeyde. Yani sistem mevcut ama kanuni bazı sıkıntılardan, işte üreticilerin hukuki boyunduruk altına girmek istememesinden sebep hala piyasaya çıkmış değil. Mükemmel de çalışmıyor ama muhtaç olduğun zaman işini yapabiliyor. Sizi dalgın olduğunuz anda şeyken, tedirginken veya kurtarabiliyor. Ve de en üst paketin içine zorla dahil edilmemiş. Ayrıca bir paket olarak satılıyor. Evet. Mesela şu andaki döviz kurlarıyla vergilendirmeyle bu paket 7000 lira. Eğer alacak olursanız. Lüzumsuz biplemelerden, çınlamalardan, arabanın içinde alarm çalmasından da. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir Ford'daki örneğinde öyle bir şey yok. Öyle bir uygulaması yok. Yine de makas atılan burnunuzu. Park yerinden çıkarken şey yapabiliyor. Cross traffic alert dediği. Evet. Yaklaşan bir şey, bir cisim yaklaşıyor diye. Evet, evet. Evet. Önünüze burnunuzu atılan her tarafta dar yerlerden geçmesi gereken durumlarda yine de sinyaller var. Onu da kapatabilmek için burada vitesin önüne kolayca ulaşacağınız şey konmuş. Vallahi Meriç güvenli, konforlu. Şu anda Türkiye yollarında yanlış söylemiyorsak en performanslı MPV. Çok güzel servisi var. 2 litre motor düzeyine ve D sınıfına çıkmadığınız zaman tabii. C sınıfı kompakt ölçülerde bu performans şu anda C-Max'te var sadece. Çokça da servisi var Türkiye'nin dört bir yanında. Tanınan parçalar uzun süre zaten sorunsuz. Focus alt yapısı. Tabii uzun süre sorunsuz hizmet etmiş modelin yeni versiyonu. Tercih edilmesinde ben de hiç görmüyorum. Farklı modellerle, yeni otomobillerle tabii. De karşınıza gelmeye devam edeceğiz. Sorularınız varsa yine yorum kısmında anlatmayı unuttuğumuz şeyler hakkında değinebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler. İyi seyirler, görüşmek üzere.